Merhaba, bu videoda diz ağrısından bahsedeceğim. Diz ağrısı, ortopedi ve fizik tedavinin ortak konusudur. Genellikle dizin kıkırdak, menisküs, bağ dokusu veya çevresindeki kas dokularından kaynaklanmaktadır. Sıklıkla duymaya alıştığımız tanılar kireçlenme ve menisküs hastalıkları. Kireçlenme nedir? Kireçlenme, eklem kıkırdağının zaman içerisinde incelmesi, kaybolması, buna eşlik olarak kemik yapıda deformasyon yani yapı bozukluğunun gelişmesi ve menisküs yırtıklarında eşlik etmesidir. Buna bağlı olarak zaman içerisinde dizde ağrı, ağrı şiddetinde artma, ayakta kalma süresinde azalma, hareket kısıtlıkları, merdiven çıkmada güçlükler görülmektedir. Çok zorladığımızda, yüklendiğimizde şişlik de gelişebilir. Eklem kireçlenmesinin derecesi tedavi yaklaşımımızı belirler. İleri düzeydeki kireçlenmelerde genellikle protez yani ameliyat tercih edilmektedir. Ameliyat gerektirmeyecek durumlarda en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri de fizik tedavidir. Fizik tedavide yüzey ısıtma, derin ısıtma, elektroterapi yöntemleri ve kişiye özel egzersizler verilmektedir. Fizik tedavinin yeterli gelmediği durumlarda ya da tek başına veya öncelikle hastalığın durumuna göre ve hekimin uygun göreceği duruma göre eklem içi enjeksiyonlar da yapılabilir. Sıklıkla eklem içi enjeksiyon olarak hyaluronik asit dediğimiz eklem sıvısının yoğunluğunu ve kayganlığını arttıran uygulamalar yapılmakta. Bunun yanında ve son yıllarda kullanımı gittikçe artan ve oldukça etkili görülen PRP uygulaması yapılmaktadır. PRP nedir? Kişinin kanı alınıp belli bir işlemden geçirildikten sonra serumun özel bir kısmı ayrıştırılır. Bu serumun içerisinde trombosit dediğimiz hücreler daha fazla orandadır. Bunların özelliği vücutta kıkırdağın veya dokuların onarılmasını tetikleyen, iyileşmeyi hızlandıran bir takım maddeleri içermeleri. Bu serum tedavi uygulanacak bölgeye belli aralıklarla hekimin karar vereceği sıklıkta enjekte edilir. Böylece vücudun kendi iyileşme mekanizmaları tetiklenerek tedavi sağlanır. Günlük yaşantınızda dizinize aşırı yüklenmemeniz, yani ayakta kalma süresine dikkat etmeniz, kilonuzu hafif tutmanız, aşırı merdivenip çıkmamanız, uzun süre çömelerek oturmamanız ve diz çevresindeki kasları güçlü tutmanız, sağlıklı, ağrısız, daha uzun süreli bir kaliteli hayat yaşamanıza yardımcı olur. Sağlıkla kalın.